Cincinella. Efsanevi karanlık ülkelerin üzerine düşmeye başlamıştı. Bu uğursuz kötülük bütün dünyayı tehdit ediyordu. Max ve dostları güneş kristalinin parçalarını bulabilmek için birbirlerinden ayrılmıştı. Güneş kristalinin güvenliğini sağlamalısın. Çünkü karanlığı durdurmanın tek yolu bu. Kahramanlarımız şımarık bir prensle karşılaşmıştı. Bu prens güçlü aslan asasına el koymuştu. Ama Max cesur elfleri birleştirmeyi başarmıştı. Ve özgürlüklerini kazanmalarına yardım etti. Peki karanlığı durdurmak için çok mu geç kalmıştı? Beni dinleyin. Ne kadar yüksek olursa olsun, her dağ adım adım tırmanılabilir. Herkes başarabilir. Çok küçük olsa bile. Bence peşinden gidelim Spike. Ama burası biraz dik Twitch. Evet. Ve kim bilir dibinde ne var? O bize yardım etmeyecek mi? Belli ki etmeyecek. Belki burada öyle şeyler yapılmıyordur. Ne bileyim, yardım filan. Sıkma canını. İstersen kitabı ben taşıyayım. Çek o çirkin ellerini üzerimden sürüngen. Milyon yıl geçse istemem. Ama kitap sadece aşağı inene kadar. Evet, merak etme. Duygularımız karşılıklı. Sen kendi çirkin kabına bak. Yavaş yavaş Spike. Ne aşağı bakma. Tamam Spike. Hayda. Yazıyı oku kertenkele. Bocaladığımız her noktada, her adımda, tökezlediğimizde birbirimizden ayrı düşmekten koru bizi. Bu büyük bir adımdı sevgili dostum. Evet. Haberin olsun. Bu yazı sadece çok yakın dostlar için ayrılmıştır. Evet. Haberin olsun bu yazı sadece yakın dostlar için ayrılmıştır. Güzel sayfalarım. Olamaz. Teşekkür ederim. Önemli değil. Spike yüzünden epey antrenmanlıyım. Anladın sen beni. Tabii anladım. Pekala. Söyle bakalım cesur kılavuz. Güneş kristalinin parçalarının yerini nasıl bu kadar net biliyorsun ha? Ben de bilemiyorum profesör. Doğru söylüyorum yani ben sürekli parlak şeyler görüyorum. Nedense beni kendilerine çekiyorlar. Tuhafmış. Ama bize tuhaf yeteneğinde bu muhteşem hediyeyi verebildiğin için çok mutluyum. Sağ olun profesör. Umarım Spike ve Twitch yolu bulabilirler. Yanlarında kılavuz kuş da yok. Merak etme Max. Ben bulacaklarından eminim. Dilerim haklısındır. Küçük askerlerin çok cesurmuş anne. Düşmanın ortasında savaşıyorlar. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Sen kendi taktiklerine kafa yor Max. Profesör sana böyle dememiş miydi? Düşmanınla akıl oyunları oynaman gerektiğini. Akıl oyunları değil anne. Buna üstün taktik denir. Üstün taktik öyle mi Max? Pekala, sana bir şey söyleyeyim. Bu askerler biraz küçük olabilir. Ve küçük adımlar atıyor olabilirler. Ama bana sonuçta aynı şeyi kazandıracaklar tatlım.
zafer. Aa, bunu nasıl yaptın? Seni her seferinde nasıl yeniyorsam öyle sevgili oğlum. Üstün taktikler kullanarak. Sana da öğretmemi ister misin? Aa, tabii ki anne. Tabii ki. Onlara bir şey olmaz Max. Ha, biliyorum. Geldik galiba. Biraz önce bizi epey korkuttun Nastişya. Ne demek o öyle karanlığın falan? Böyle bir şey kabul edilemez. Bir kez daha kaybettik işte. Ama bize karşı kristali kullandılar Nastişya. O şey çok güçlüymüş. O yüzden onu yok etmemiz gerekiyor. Çünkü o kristal karanlığımı bitirebilecek son ışık. Senin karanlığın mı Nastişya? Güneş kristali efendimizin karanlık gücünün önündeki son engel kardeşlerim. Bu yüzden onu yok etmemiz gerek. Efendimiz mi? Sen hangi efendiden bahsediyorsun Nastişya? Bizim liderimiz sensin öyle değil mi? Kararma giderek büyüdükçe ve ülkeler karardıkça efendimizin gücü de artmaya devam edecek. Yeterince güç topladığındaysa aramıza katılacak ve bizi kutsal karanlık kaderimize götürecek. Heykel koymak için çok tuhaf bir yer. Pozları da bir tuhaf Lina. Son derece sevimsiz. Ama yine de güzel görünüyorlar. Bunlar elmas. Haklısın Sarı. Bunlar elmas. Ama görüntülerine bakınca şeye benziyorlar. Şövalyelere Max. Haklısın Profesör. Elmasa dönüşmüş şövalyeler. Böyle bir şey mümkün mü? Demek ki mümkünmüş Lina. Ama bunu kim yapmış olabilir? Cevap içeride olmalı profesör. İşte bu kadar. Kendi ayaklarınızla tehlikenin göbeğine doğru gidiyorsunuz. Ama içeride ne var ki Nastişya? Kristalin bir parçasını daha mı alacaklar? Evet, kristalin ikinci parçası büyük ihtimalle içeride bulunuyor. Ama ondan önce iğrenç bir şey bulacaklar. Senin asla görmek istemeyeceğin bir şey yani. Ama o şapşallar kesinlikle görecek. Burada da varmış. Zamanda donmuş bir savaşa benziyor. Sarı, burası doğru yer değil mi? Evet, kesinlikle burası. Ama içimde kötü bir his var. Elmastan heykeller. Yılanlar. Bir sürü yılan. Ve gözler. Bunların anlamı ne olabilir? Elmastan heykeller. Yılanlar ve gözler. Düşün hadi yaşlı baykuş düşün. Max bak. Bizim krallığımız. Generali görüyorum. Majesteleri, ne yapıyorsunuz? Onlara yardım etmem lazım. Aşağısı korkunç durumda general. Yatakta kalmalısınız majesteleri. Sağlık durumunuz hiç iyi değil. Anne! Max! Ne olduğunu anladım. Ne demek istiyorsun profesör?
Elmastan heykeller, yılanlar ve gözler. Burası efsanevi yılan Cincinella'nın gizli mağarası olmalı. Cincinella mı? Önüne çıkan herkesi elmasa çevirebilen acımasız efsanevi yaratık yani. Sonsuza dek. Aynen öyle. O canavar seni sonsuza dek elmasa çevirebilir. Tabii gözlerine bakarsan. Bu şövalyelerin başına da bu gelmiş. Davetsiz misafirler gelmiş. Çok sevindim. Yalnızlıktan sıkılmaya başlamıştım. Max! Kaçın! Sarı! Şimdi gözlerime bak. İşte böyle. Savaşı başladı işte. Evet. Sessizce içeri girme zamanımız geldi yani. Onlar savaşırken kristali alırız. Aferin sana Brustesia. Hadi gidelim. Hadi ama çıkın artık ortaya. Gözlerine bakamıyoruz. Ne yapacağız? Bakmamız şart değil ki Lina. Aslan sezgim ışınların nereden geldiğini bana söyleyecektir. Tamamdır Max. Sen yakınımda dur ve gözlerini kapat. Gözler kapalı. Tamamdır. Hadi. Ortaya çıkın dedim. Aslan gücü. Ben de sizi özlemeye başlamıştım aslancıklar. Kendini akıllı sanıyorsun değil mi? Oklar Lina, onu durdur. Ne tarafta olduğunu söyle. Saat 10 yönünde Lina. İki yönünde. Gidelim. Sizi beyinsiz yaratıklar. Bu iş burada bitmedi daha. Lina sen kristali al. Ben onu oyalarım. Tamamdır Max. İşte kristal. Şimdi gözlerini görmek istiyorum aslancık. İşte kristal, ne kadar da güzel. Merhaba cadıcıklar.
Seni unuttuğumu sanma sakın. Max! 12 yönünde Lina. Lina! Hayır! İşte karşımdasın. Lina! Bak buna çok üzüldüm şimdi. Geriye bir tek sen kaldın aslancık. Hayır! Senin o cılız saldırıların beni asla durduramaz. Ya, asla, asla deme çirkin yaratık. Artık benimsin işte. Aslan gücü. Lina. Ben iyiyim. Nasıl iş ya? Max bak. Kristali aldım. Harikasın Lina. Kristalin ikinci parçası. Bak hepsi normale döndü. İşte buradasın. İyi misin profesör? Neydi o? Sevgili Max. Elmas kadınların sevgilisi olabilir. Ama benim gibi yaşlı bir baykuşun asla. Elmaslar ve yaydıkları ışıltı kristali kendilerine doğru çekmiş olmalı. Haklısın Sarı. Max! Cesur şövalyeler, başardınız. Bizse hiçbir şey yapmadık. Ülkenizi o canavarın korkunç bakışlarından ve zehrinden kurtardınız. Önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Kralımız bu cesur ve asil davranışınızı duyduğunda çok sevinecek. Artık dönmemiz gerekiyor. Bu kadar şövalye hep birlikte. O canavarı yenememişler mi? Anladığım kadarıyla her krallıktan bir kişi gelmiş ve hepsi yenilmiş. Belki de tek başlarına gelmemeliydiler. Doğru söyledin Lina. Grup çalışmasının faydaları nedense yeterince ciddiye alınmıyor. Ne yazık ki yeterince yardım edemedim. Önemli değil profesör. Sen olmasaydın o yaratıktan nasıl kurtulur? Efsanevi bir canavar yılanın gözlerine asla bakılmazmış değil mi? Haklısın profesör. İyi haberse şu. Bulunması gereken bir tek kristal kaldı çocuklar. Yıldırım Şövalyesi'nin onu bulup bulamadığını bilmiyoruz. Sadece tahmin edebiliriz. Son parçayı aramak için hala vaktimiz var. Karanlık bize engel olana kadar arayacağız. Vazgeçmemeliyiz. Buradan kurtulmak için herhangi bir yazı olmadığından emin misin Kitap? Bu orman çok korkunç. Evet Kitap, biraz yardım etsen. Bu çalılar acayip sinirimi bozdu. Biraz yardım etmekten zarar gelmez. Şuna bak. Oku hadi dostum. Ama bu yardımım için beni suçlamayın sakın. Bu tür şeylere şey diyorsunuz... Yüksek riskli yatırım.
Peki, tamam. Başlıyorum. Yeryüzünden gökyüzüne biz yaparız. Zor anlarda yardım için. Sihirli elleri hızlandırır şimdi. Bir felaketle karşılaşmamak için. Epey zor bir yazıymış. Biraz ipucu iyi olurdu. Periler, Twitch. En güzelinden, evet. Ama yardım etmediler. Yardım farklı şekillerde gelebilir. Yani her zaman sizin istediğiniz türde olmayabilir. Bir şey inşa ediyorlar Twitch. Evet. Mini minnacık bir peri binası. Minik kaskları da olsa tamamdır. Bu çok güzel. Anlaşılan ihtiyacımız olan yardım bu kapının arkasında bulunuyor dostlarım. İçeride ne var ki? Biraz sabırlı ol dostum. Burası öbür dünyaya gidenler için. Ölüler mi bize yardım edecek? Nasıl olacak bu peki? Yaşamıyorlar ki. Devam edecek.